Türkiye'de başkanlık sistemine geçiş ve 18 maddelik anayasa değişikliği için referandum, yani halk oylaması düzenlendi. Son bilgilere göre evet oyları oranı %51.38, hayır oyları oranı ise %48.68 oldu. 78 yaşındaki Uygur hastaneye getirilmeden öldü. Ulaştığımız bilgilere göre Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde yıllardır işgalci Çin polislerin sıkı takibi altında yaşamakta olan 78 yaşındaki Uygur Abur Reşit Münevver 14 Nisan'da aniden rahatsızlanmış. Ancak onun bir oğlu 2001'de şehit edilmiş, iki oğlu geçen sene tutuklanmış. Zavallı ihtiyarı kimse hastaneye getirmemiş ve yaşamını yitirmiş. Doğu Türkistan'da yasak isimler listesi. Doğu Türkistan'da Çin yönetimi tarafından yasaklanan Müslüman kişi isimleri listesi açıklandı. Muhammed, Medine gibi Müslümanlarda sık kullanılan isimlerin de listede yer alması, muhacirattaki Uygurlar arasında güçlü tepki yarattı. Kuzey Kore'den Çin'in özel temsilcisine red. Kuzey Kore'nin, Çin'in Kuzey Kore özel temsilcisi Wu Dawei'in ülkesine ziyaret etme talebini reddettiği bildirildi. Kuzey Kore'de başarısız füze denemesi. ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarında başarısız bir füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond, Kuzey Kore'ye karşı masada çok sayıda seçenek olduğunu söyledi. Azerbaycan ordusundan büyük tatbikat. Azerbaycan yetkililerin açıklamasına göre tatbikata 30 bin asker, 250'den fazla tank ve zırhlı araç, yaklaşık 200 füze sistemi ve top, 25 savaş uçağı ve helikopter, yeni nesil radyo elektronik keşif araçları ile insansız hava araçları yer alıyor. Rusya ve Suudi Arabistan'dan işbirliği vurgusu. Riyad'da bir araya gelen Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina ve Suudi Arabistan Kralı Selman, uluslararası teröre karşı ortak mücadele yapılması gerektiğini ifade etti. Bosna Hersek'te katliam kurbanları anıldı. Bosna Savaşı sırasında Vites şehri yakınlarında bulunan Ahmiçe köyünde Hırvat birlikleri tarafından 16 Nisan 1993'te katledilen 116 Boşnak için anma töreni düzenlendi. Kazakistan'ın savaş hazırlığı iyi seviyede. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, kış ve yaz askeri tatbikatları yapıldı. Ordunun savaşa hazırlığı iyi seviyede. Disiplinde bir iyileşme görünüyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gece kulübüne silahlı saldırı. ABD'nin Ohio eyaletindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.